Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayabiliriz. Evet, değerli basın emekçileri, sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 23 Ocak seçimleri ile ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin seçim bildirgesini sizlerle paylaşmak üzere bu toplantıyı düzenledik. Seçim bildirgemiz toplantı sonunda basın mensubu arkadaşlarımıza, basın emekçilerimize dağıtılacak. Ama ben ana başlıklarla seçim bildirgemizi paylaşmak istiyorum. Seçim bildirgemizin ana hatlarını paylaşmak istiyorum önce. Tabii hepimizin bildiği çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi hala çok ciddi bir dert, çok ciddi bir sıkıntı ve bir süre daha onunla uğraşacağımız çok açık bir şekilde görülüyor. Bunun yanına pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılar artı Türk lirasının değer kaybından kaynaklanan ekonomik sıkıntılar da eklendi. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizim tespitimiz, yapılan hatalar da bütün bunların üzerine binince ülkenin ve halkımızın uçurumun kenarına kadar getirildiğidir. Elbette Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu süreçte bildik popülist yöntemlere başvurmadık. Bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tarihinde yok. Hiçbir noktada çıkıp da pandemi olmasına rağmen biz hükümette olsaydık hiçbir ekonomik sorun olmazdı demedik. Türk lirası değer kaybettiğinde biz hükümette olsaydık hiçbir sıkıntı yaşanmazdı demedik. Ama bir noktanın altını çizdik. Pandeminin olduğu koşullarda Türk lirasının değer kaybettiği, krizin her gün biraz daha büyüdüğü koşullarda bu ülke yönetilseydi, iyi yönetilseydi demiyorum, yönetilseydi yaralar bu kadar büyümezdi dedik ve bunu demeye devam ediyoruz. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iktidarda olduğu dönemlerde de krizler yaşandı. Türk lirasının değer kaybına uğradığı dönemleri biz de hükümetlerimizde yaşadık. Ama o krizlere odaklanıldığında, o krizlerle gerçekten samimiyetle uğraşıldığında yaraların bu kadar büyümeyeceğini de toplumumuz bizimle birlikte gördü. Şimdi hükümette olan arkadaşların bize anlatması gereken şeyler var. Evet, pandemi vardı, Türk lirası değer kaybediyordu da aylarca okullar kapalı kalmış olmasına karşın nasıl oldu da hiçbir planlama yapmaksızın bu hükümet yüz yüze eğitime geçildikten sonra çocuklarımızı, kamu okullarındaki çocuklarımızı ikiye böldü ve bir kısmı her gün okula giderken diğerleri haftada sadece iki gün ya da üç gün okula gidebilir duruma geldi. Bunun doğrudan pandemiyle, doğrudan Türk lirasının değer kaybıyla ne ilgisi vardı? Aynı şekilde nasıl oldu da tüp gazda gelebilecek bütün zamlar gelmiş olmasına rağmen tüp gaz hala piyasada tüp gaz bulmak bir sıkıntı olarak yaşanmaya devam ediyor. Nasıl oldu da akaryakıta gelebilecek bütün zamlar gelmiş olmasına rağmen akaryakıt kuyrukları görmeye başladık ülkede? Nasıl oldu da elektrik kurumunda yıllardan sonra biz elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldık ve güneyden elektrik eğer bu tarafa verilmiyor olsaydı şu anda karanlıkta kalmaya devam edecektik? Bunların pandemiyle ya da Türk lirasıyla, Türk lirasının değer kaybıyla ne gibi bir ilgisi vardı? Bunların yönetmemekle, altını çiziyorum, kötü yönetmekle değil, yönetmemekle ilgisi vardı. Bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemekle ilgisi vardı ve başka şeylerin peşinde olmakla, sürekli ne olacağım kaygısıyla ülkede hükümet etmekle ilgisi vardı. Çünkü bir kurultay vardı, bir genel sekreterlik seçimi vardı, bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardı, şimdi de milletvekilliği genel seçimleri var. Ve kaygı hep aynı kaygı. Ben ne olacağım? Bu ülkede ne yapacağım? Bu halkı birazcık olsun nasıl rahatlatacağım? Kaygısının
hiçbir şekilde duyulmadığı bir dönemi geride bıraktık. Aslında geride bıraktık diyorum ama hala son dakikaya kadar hasar verilmeye devam ediliyor. Asgari ücretle ilgili yaşananlar ortada. Asgari ücreti belirledik dediler, bir toplantıda belirledik dediler. Hala bugün Ocak ayında işçi kaç para alacağını, işveren kaç para vereceğini bilemez durumda. Çünkü tavşana kaç, tazıya tut demeye devam eden, bunu bir yönetim zihniyeti olarak ortaya koymaya devam eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Aynı zihniyetti ki pandeminin ortasında 1500 TL'ler meselesini yılan hikayesine çevirdi ve sanki çok ciddi bir paraymış gibi 1500 TL için insanlarımızı sonuna kadar zarıncatmaya devam etti. Aynı zihniyettir ki biz daha Mart 2020'de pandemi başladı. Nisan'dan itibaren %9'dur faizler. Borçlanın, uzun vadeli düşük faizli borçlanmaya gidin ki insanlarımızı destekleyelim dediğimizde bize memlekette kriz miriz yok. Ben çoluğumu çocuğumu borçlandırmam demişti ama arkasından daha düne kadar çok ciddi faizlerle çok ciddi borçlanmalara ve çoluğumuzu çocuğumuzu torunumuzu hepsini borç altına sokmaya devam etti. Hesabını kitabını projesini planını yapmadan bugünlere kadar ülkeyi getirdi. Daha dün çıkan haberlere bakın arkadaşlar. 586 milyon bu sıkışık dönemde İnsanlarımızın perişan olduğu dönemde külliye yapımı için protokolden para ayırma noktasına geldi ülke. 586 milyondan bahsediyorum. Şu anda o 586 milyonun işçilerimiz için, esnafımız için, özel sektör için ne anlama geldiğini bu ülkede nefes alıp veren herkes biliyor. Ama dert ne? Dert külliye yapmak. Tam da ihtiyacın külliye olduğu bir dönem bu zihniyetin. Hayata bakışı, dünyaya bakışı, halka bakışı bundan ibaret. Aynı zihniyetti ki hatırlarsınız Mart 2020'de pandemi başladı. Biz Nisan'dan itibaren pandemi hastanesi derken pandemi kelimesini bile yanlış telaffuz ederek usandık bıktık sizin pandemi hastanesi talebinizden deyip pandemi hastanesine ihtiyaç yoktur deme noktasına gelmişti. Ama pandemi hastanesi bugün olmasaydı bu ülkede pandemiyle nasıl mücadele edecektik? Bunu herhalde hepimiz biliyoruz. Ama bu zihniyetin o gün söyledikleri unutulmadı. Bu zihniyetin bu sıkıntının içinde ben hayat pahalılığı ödeneğini donduruyorum diye yasa gücünde kararname çıkarttığını unutmadık herhalde. Hayat pahalılığı ödeneğini dondurmalarını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi gene biz mahkemeye götürdük ve o yasa gücünde kararname uygulamadan kalktı. Aynı zihniyetti ki dörtlü hükümet görevden gittikten sonra gelir gelmez hükümet programına dörtlü hükümet artı 2 puan hayat pahalılığı verdi. Bizim birinci hedefimiz bu 2 puanı geri almaktır dedi. Yasa gücünde kararname de çıkarttı. O da mahkemeye gitti. O da mahkemeden döndü. Çünkü bu zihniyet arkadaşlar krizin ortasında da kriz dışında da. Hep şunu hedefler. Halkın cebine nasıl daha fazla elimi atarım da nasıl ben maliyeyi birazcık daha ayakta tutarım zihniyetiyle hareket eder. Oysa biz niye yaptık yine yaparız diyoruz. 2018'de döviz krizi yaşanırken rakamları bir kez daha hatırlatacağım size. %29 enflasyon varken Türk lirası sterlin karşısında %32 değer kaybetmişken dörtlü hükümet döneminde bizim verdiğimiz hayat pahalılığı %34 minimumu %34 göç yasası diye bilinen yasadan giren işe giren kamuda çalışan gençlerimize verdiğimiz hayat pahalılığı %37 idi. Ve asgari ücrete 15 ay içerisinde yapılan artış %45'ti. Bu zihniyet ise hayat pahalılığını dondurmaya kalktı. 2 puan fazla verdiniz diye onu kesmeye kalktı. Ve biz sadece bu giderleri yaratmadık maliyeye. Döndük biliyorsunuz KDV'de, gümrük vergilerinde, fiyat istikrar fonunda çok ciddi indirimler yaparak hayatı biraz olsun ucuzlatmaya çalıştık. Elektriğe zam gelmesi gerekiyordu çünkü dolar yükselmişti. Halkımıza yansıtmamamız gerekiyordu çünkü alım gücü düşmüştü. Ama Kıptek'in de üstünde bırakmamamız gerekiyordu. Çünkü Kıptek'in üstünde kalırsa Kıptek borçlanacaktı. Faiz yükü binecekti ve gelecek zamlar daha da artacaktı. Onun için ne yaptık? Maliyenin üstüne aldık Kıptek'in yapması gereken zamları.
Bize dediler ki o dönemde şu anda hükümette olan zihniyet, batıracaksınız maliyeyi dediler. Maliye battı mı peki? 2018'in sonunda hep söylediğimiz gibi 334 milyon da güvenlik kuvvetleri komutanlığının maaşları ödendi. 54 milyon da artıyla kapandı bütçe. 388 milyon döviz krizinin, sel felaketinin ortasında bu ülkenin bütçesi artı verdi. Yerel gelirlerle yerel giderleri karşılama oranı %101 olarak çıktı. Neyi gösteriyordu bu? Ayaklarımız üstünde durabiliriz bu ülkede. Bunu gösteriyordu. Ama ayaklarının üstünde nasıl duracaksınız? 586 milyon külliyeye harcayarak ayaklarının üstünde duramazsınız. Krizin ortasında durmadan partizanca istihdam yaparak ayaklarınızın üstünde duramazsınız. Bizim dönemimizde krizin ortasında iki defa orta vadeli program hazırlanmış olmasına rağmen krizin ortasında siz hiçbir orta vadeli program hazırlamazsanız, program plan yapmazsanız krizi yönetemezsiniz, halkı bu krizin altında ezersiniz. Dolayısıyla hiçbir şekilde yönetilmediğimiz, krizin de yönetilmediği bir 3 seneyi geride bıraktık. Arkadaşlar, bizim söylediğimiz şey net. Bu zihniyetle buraya kadar. Bu zihniyetle buraya kadar. Bundan ötesi yok. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi sadece seçim dönemine mahsus olarak değil, hatırlayacaksınız, daha seçim gündemde yokken çıktı ve dedi ki bu anayasada zaten var. Bizim ilk hedefimiz hükümete geldiğimiz anda uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını aynen anayasada yazdığı gibi hazırlayacağız ve yürürlüğe sokacağız. Ama nasıl yürürlüğe sokacağız? Meclisten geçirerek, yasada düzenlendiği şekilde meclisten geçirerek yürürlüğe sokacağız ki artık hükümetlerin değişmesiyle değişmeyecek devlet politikaları olsun bu ülkenin. Devlet politikası, devlet politikası diyor ya herkes. Sağlıkta devlet politikası, eğitimde devlet politikası. Aslında murad edilen ne? Hükümetler değişse de değişmeyecek bir politika. İşte bunun için uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı, bunun için meclisten geçecek, hükümetin programında değil sadece, meclisten geçecek bir kalkınma planıdır Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sözünü ettiği. Ve bu kalkınma planının içinde artık acil ihtiyaç, nüfus politikası ve vatandaşlık politikası bu kalkınma planının içinde yer alacak. Neden kalkınmayla ne ilgisi var? Çok ilgisi var arkadaşlar. Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planı diyoruz. Gezin memlekette okulları, günlerdir geziyoruz. Pek çok okulda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının Türkçe bilen öğrenci sayısından fazla olduğunu gözlemliyoruz. Hastanelerde, mahkemelerde üçüncü ülke yurttaşlarının yoğunluğunu görüyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi tarihi boyunca insan odaklı politikalar yürüttü. Hiçbir insan doğum yerine bağlı olarak bizim için diğerlerinden daha az değerli değil. Ama bu ülkenin potansiyelini doğru kullanabilmek için nüfus politikası yapmak zorundayız. Vatandaşlık meselesi artık siyasi bir kötüye kullanma meselesi olmanın ötesine geçmek zorundadır. Bunun çalışmalarını hükümette olduğumuz dönemde son noktasına kadar getirdik. Ama artık nettir. Vatandaşlıkla ilgili olarak objektif kriterler net olarak ortaya konulacak yasada. Siyasi inisiyatif ortadan kalkacak ve vatandaş yapma sayısı işte o uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planlarındaki hesaplamalar üzerinden gerçekleşecek. Her yıl kaç vatandaş olacağı ve sırayla olacağı, objektif kriterlere göre olacağı yasada belirlenmiş olacak. Dolayısıyla gerek vatandaş, altını çiziyorum, gerekse nüfus. Çünkü nüfus ne demektir? Sadece, çoğu zaman şöyle konuşuluyor, sanki sadece vatandaşlar hastaneden hizmet alıyor, sanki sadece vatandaşların çocukları okula gidiyor. Hayır, bu ülkede bulunan nüfusun tamamına bu hizmetleri vermek zorundasınız. Peki planladınız mı? Kaç okul daha ihtiyacınız var? Kaç hastane daha ihtiyacınız var? Bu nüfus politikası işte o kalkınma planı içerisinde yer alacak ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak protokoller de bu kalkınma planındaki esaslar üzerinden imzalanacak. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalayacağımız protokollerde bizim külliye ihtiyacımız olmadığı, bizim okula ihtiyacımız olduğu, bizim hastaneye ihtiyacımız olduğu net bir şekilde ortaya konulacak ve bu ülkede hazırlanmış olan kalkınma planları üzerinden o protokoller gerçekleşecek. Ama protokoller gerçekleşse bile arkadaşlar, şu anda yaşadığımız bir sıkıntı hiçbir şekilde ortadan kalkmıyor. O sıkıntıdan net, herkes bunu an be an yaşıyor.
bizim Türk lirası kullanıyor olmamızın bu ülkede yarattığı sıkıntılar var. Bundan hiç kimsenin bunu söylemekten korkmasına gerek yoktur. Birebir yaşıyoruz. Ve bunu ilk defa da biz söylemiyoruz. Türk lirası kullanmanın dövizin aşırı derecede yükseldiği dönemlerde alım gücümüzde yarattığı tahribat belli. İnsanların öngörülebilirliğinde, özel sektörün öngörülebilirliğinde yarattığı tahribat belli. Özel sektör bugün fiyat dahi belirleyemez durumdadır. Fiyat etiketin üstüne ne yazacağını bilmiyor. Çünkü sürekli olarak Türk lirası değer kaybediyor veya dalgalanıyor. İstikrarsızlık devam ediyor. Ve özel sektörde çalıştırılacak işçi bulmakta da artık bu ülke güçlük çeker konuma geldi. Bu ülkede Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği tutanlar güneyde çalışmanın yollarını arıyor. Her gün sabahleyin kapılarda bu insanlar eziyet çekiyor. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çalışma izniyle çalışanlar Türkiye'ye dönmeye başladı. Bu ülkede Bangladeşli, Pakistanlı olup üçüncü ülke yurttaşı olup da ülkesine biraz döviz göndermek için çalışan emekçiler de ben artık ülkeme döviz gönderemiyorum o yüzden ben de geri dönüyorum demeye başladı. Bizim bu ülkenin Türkiye'den gelen malları güneye satan, Rumlara satan bir ülke haline gelmesine rızamız yoktur. Bu ülke üretmeye devam edecek. Bu ülkedeki insanların, işçilerin alım gücü korunmaya devam edecek. Bu ülkedeki şirketlerin, bankaların sermayesi korunmaya devam edecek. Türk lirası üzerinden var olan sermaye, Türk lirasının değer kaybı karşısında eridikçe eriyor şirketlerde, bankalarda dahi. Biz finans bulamaz noktaya doğru sürükleniyoruz. Bunlara rızamız yoktur. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bu yüzden çıktık ve çok açık söyledik aslında. Birileri anlamazdan gelmeye, bilmezden gelmeye devam etse de çok açık söyledik. Dedik ki euroya endeksleyeceğiz. Neyi euroya endeksleyeceğiz? Herhalde ev fiyatlarını euroya endekslemeye gerek yok. Kendinden endekslendi zaten. Ev fiyatları sterlin üzerinden belirleniyor. Araba fiyatları da dolar üzerinden, euro üzerinden, sterlin üzerinden belirleniyor. Peki tüp gaz fiyatları ne üzerinden belirleniyor? Etiketi Türk lirasıdır diye biz bilmiyor muyuz onun döviz üzerinden belirlendiğini? Akaryakıtın döviz üzerinden belirlendiğini? Bu ülkede ekmeğin bile, ekmeği yaparken kullandığımız buğdayın dışarıdan dövizle geldiğini, burada yetiştirdiğimiz arpanın yetiştirirken kullandığımız gübrenin döviz üzerinden olduğunu bilmiyor muyuz? Peki her şey döviz üzerinden de benim maaşım, özel sektör çalışanının maaşı hala Türk lirası üzerindense, bu kişiler bankalara döviz üzerinden borçlanırken 8'den borçlanıp 3 ay sonra 16'ya dövizin geldiğini görüyorsa, bizim insanlarımızın alım gücünü korumak adına dövize endeksleme politikamıza birileri hayalci diyecek de biz buna inanacak mıyız? O arkadaşlara hatırlatıyorum, bakın çok net bir kez daha, umarım artık son kez hatırlatırım da hafızalarda kazınır. Bakın elimde 3. 5 yıllık kalkınma planı var, 93-97. Bu kalkınma planının 134. sayfası. Bu kalkınma planını hazırlayan dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakanı Sayın Derviş Eroğlu'nun başkanlığındaki heyet. Bu kalkınma planında yazan şey şu: Türk lirasını kullanmamız enflasyon yaratıyor, fiyat belirleyemez duruma bizi getiriyor, öngörülebilirliği bozuyor. Peki somut öneri ne? Kalkınma planı döneminde diyor, 5 yıllık kalkınma planı döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lirasına geçeceğiz diyor. KKTC lirası basmaktan bahsediyor bu kalkınma planı. Sayın Doktor Derviş Eroğlu döneminde hazırlandı. KKTC lirası basmak ne demek? Türk lirasını çekip KKTC lirasını tedavüle sürmek demek. Biz böyle bir şey mi diyoruz? Hayır, biz diyoruz ki çözüme kadar ki dönemde biz nasıl ki giderlerimiz dövize endeksli, gelirlerimizi de dövize endeksleyeceğiz ama Türk lirasını tedavülden kaldırmaktan bahsetmiyoruz biz bu planın aksine. Hani bugünlerde birileri Türk lirası kullanımını da milliyetçiliğe endekslemeye başladı ya, örneklerini hatırlatıyorum. Bu kadar geriye gitmeyin, bir sene öncesine gideyim, bir örnek daha vereyim size. Sayın Ersan Saner UBP Genel Başkanı ve Başbakan. Açıklaması neydi? Açıklaması şuydu: bütün ülkeyi serbest bölge yapacağız. Peki size madde numarası söylüyorum. Serbest bölgelerle ilgili yasa madde 28. Ne diyor? Serbest bölgelerde maaşlar da, vergiler de, harçlar da hepsi Kıbrıs lirası ve Türk lirası dışındaki bir döviz üzerinden ödenir diyor.
Peki bütün ülkeyi serbest bölge yapmaktan bahsettiğinizde nereden bahsediyorsunuz? Türk lirasından vazgeçip dövize geçmekten bahsediyorsunuz. Bunları siz söylediniz, biz değil. Ha, biz neyi söylüyoruz ama? Biz şunu söylüyoruz. Farkında değil miyiz biz ki gümrükteki pek çok geliri maliyenin zaten döviz cinsindendir bugün? Farkında değil miyiz ki Kıptekin hazırladığı projelerin maliyeti döviz cinsinden ödettiriliyor o hizmeti alanlara? Dolayısıyla maliyenin bazı gelirlerinin zaten dövize döndüğünün, Kıptekin gelirlerinin dövize döndüğünün farkında değil miyiz? Peki bizim gelirlerimiz dönüyor mu? Hayır, bizimkini endeksleyemezsiniz. Peki neden endeksleyemem? Daha bir hafta geçmedi üstünden. Türkiye Cumhuriyeti dedi ki Türk lirası mevduatları dövize endeksliyor. Mevduat sahibini korumak için. Bizimkiler yapmaları gerekeni yaptılar. Atladılar uçağa gittiler. Müjdeyle geri döndüler. Bizim bankalarda da uygulanacak dediler. Peki nedir bizim bankalarda uygulanacak olan? Mevduatı döviz cinsinden dövize endeksleyerek koruyacağım diyorlar. E peki mevduat sahibini döviz cinsinden koruyorum da işçiyi, emekçiyi, özel sektör çalışanını, kamu çalışanını dövize endeksleyerek koruyacağım ben dediğimde hayal mi oluyor? Sizin kurduğunuz hayallerle bizim kurduğumuz hayaller elbette farklı. Siz çünkü ekonomi politikası olarak neyi sundunuz bu halkın önünde şu ana kadar? Singapur olacağız, Las Vegas olacağız, Tayvan olacağız, bütün ülkeyi serbest bölge yapacağız. En parlağını şu anki başbakan söyledi. Tanınmamışlığı avantaja çevireceğiz. Tanınmamışlığı avantaja çevireceğiz lafını dünyanın neresinde söylerseniz söyleyin, çağrışımının ne olduğu herkesin malumudur. Biz öyle tanınmamışlığı avantaja falan çevirecek değiliz. Biz öyle Singapur, Las Vegas bilmem neden bahsetmiyoruz. Biz Kıbrıs'tan bahsediyoruz ve Kıbrıs'ta kendi ayakları üzerinde durma yeteneğine sahip olan Kıbrıs Türk halkından bahsediyoruz. Yapabilir misiniz? Yapılmışı var. 2018'de yapılmışı var. Rakamlarla net olarak söylüyorum neyin yapıldığını. Peki biz 2018'de yaptıklarımızı sadece yapmaktan mı bahsediyoruz? Şu ana kadar söylediklerimiz, euro ile ilgili söylediklerimiz neyi korumaktır? Alım gücünü korumaktır, öngörülebilirliği korumaktır, işletmelerimizi korumaktır, emekçimizi, emek piyasasını korumaktır. Ama ekonomide maliyenin gelirlerini doğru bir zemine de oturtmak gerekiyor. Bu ülkede Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin taahhüdü net. Bu ülkede vergilendirilmemiş gelir kalmayacak. Vergilendirilmemiş bir gelir söz konusu olmayacak. Peki bununla ilgili bir şey yaptı mı Cumhuriyetçi Türk Partisi? Arkadaşlar ne yaptıysak bozdular dediğimiz şeyi söyleyeyim size. 2018'de gene bu sıkıntıların içinde KDV'yi kredi kartı kullanımında KDV iadesini getirdik biz. Kredi kartı kullanıldığında ay sonunda %1 KDV iadesi kredi kartlarına düşüyordu. Ne için şeymiş gibi geldiler ve onu da kaldırdılar. KDV iadesini de kaldırdılar. Çünkü bunların kayıt dışılığı, kayda almak gibi bir gaylesi hiçbir zaman olmadı. Ama biz şunu söylüyoruz devamında. Diyoruz ki evet vergilendirilmemiş gelir kalmayacak. Ama kıstırdık ekonomiyi, bir kere turizm öncü sektörünüzse artık turizmde sürekliliği olan devlet politikalarının hayata geçmesiyle düzeltmeniz gerekiyor. Turizmde bir öyle bir böyleyle bu iş gitmez. Turizmi sadece kazino turizminden ibaret görmeyle de bu iş gitmez. Bu ülkede kazino turizmi dışında turizmi çeşitlendirecek çok fazla potansiyel olduğu herkesin bilgisindedir. Peki bu niye yapılmıyor? Zırt pırt değişen hükümetlerle, zırt pırt değişen politikalarla bunu yapmak mümkün değil. O yüzden turizm örgütünü kuracağız. Turizmin paydaşları turizm örgütünün içinde olacak. Ve turizmin tanıtımı da timde. Arkadaşlar sayılarla övünmenin artık bir manası kalmadı. Çok açık söylüyorum. Bu ülkenin en değerli ürünlerinden biri güvenlikli bir ülke olmasıdır. Bu ülkeye insanlar çocuklarını okumaya gönderiyorsa güvenlikli olduğu için, yani burada suç oranları çok yüksek olmadığı içindir. Turizmde yaşlılar buraya geliyorsa o güvenliği hissettikleri içindir. Bilişimi devreye sokacaksanız o güvenlik önemlidir. Ama siz üniversitelere sadece öğrenci sayısı olarak bakarsanız, öğrencinin getireceği para üzerinden konuşmaya devam ederseniz, bu ülkede öğrenci olarak gelip de başka bir takım hükümetteyken biliyoruz 10 binleri bazen 20 bini bulan sayılardır.
gelip sadece kayıt harcını yatırıp ondan sonra nerede olduğu bilinmeyen öğrenciler olduğu herkesin malumudur. Artık gözlerimizi kapatmanın manası yoktur. O yüzden yüksek öğretimde bütün teşviklendirme nitelik bazına geçecek. Nicelik değil, nitelik bazı üzerinden yüksek öğretimde teşviklendirme yapılacak. Bu ülkede nasıl olacak da gençlerimiz, bakın altını çiziyorum, %30 genç işsizliği olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. %30 genç işsizliği olan bir ülkede nasıl olacak da gençlerimiz ekonominin içerisinde kalmaya, bu ülkede kalmaya devam edecekler? Elbette bizim girişimci gençlerimizi, girişimci kadınlarımızı ve özellikle kümeleşerek, kooperatifleşerek işbirliği içerisinde üretime katılan insanlarımızı destekleme zorunluluğumuz var. Bunun için kaynak var mı bu ülkede? Evet, bunun için kaynak var. Evet, bunun için 30 milyon euro senede Avrupa Birliği'nden geliyor. Evet, bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kaynak var ve artı bunun için buradan yaratılabilecek kaynak var. Doğru yönettiğiniz takdirde buradan yaratılabilecek kaynak var. Ve bu kaynakların pek çok insanımızı Lefkoşa Arasta'da gördüğünüz gibi pek çok gencimizi yeni yatırımlara girmeye teşvik ettiğini biliyoruz. Ama doğru yönetirseniz gençlere, doğru alanlarda yatırım yaptırırsanız, bunları planlarsanız bunlar hayata geçecek. Bunları saldım çayıra, Mevlam kayıra, bu bizim çocuktur, bizim örgüt başkanlığının çocuğudur diye dağıtmaya kalkarsanız işin rengi değişir. Ve siz o zaman gençlerinizi doğru alanda yatırım yapacak duruma getirmezsiniz. İhracat, herkes bugün Türkiye'de ihracat odaklı kalkınmadan bahsediyor. Biz ihracat odaklı kalkınabilecek bir ülke değiliz. Biz bir ada ekonomisine sahibiz, hizmetler sektörü hep önde olacak. Ama ihraç edebileceğimiz ürünleri ihraç edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Neden? Çünkü ihracatı bir mesele olarak önümüze almış değiliz. ZTP'nin taahhüdü nettir. 100 milyon dolar ihracat var şu anda ortalama. Biz onu en az 3'e katlayacağımızı iddia ediyoruz. Neden iddia ediyoruz? Çünkü Yeşilat tüzüğü CTP'nin eseridir. Yeşilat tüzüğü üzerinden yapılan ihracatta hala işlenmiş gıdaların ihraç edilemiyor olması CTP'nin içine sindirebildiği bir şey değil. Bunu Avrupa Birliği ile görüşecek olan, Güney ile görüşecek olan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Avrupa'ya yapılan ihracat serbest ticaret tüzüğü geçmemesine rağmen içimize sindirdiğimiz bir şey değil. Bizim zeytinyağımızın %14 gümrük yediği ortamda güneyden giden zeytinyağının %0 gümrükle gitmesi. Bizim turşumuzun %8 gümrük yediği ortamda güneyden giden aynı gabbar turşusunun %0 gümrükle gitmesi. Biz bütün bunlarla ilgili AB yetkilileriyle konuşma noktasındayız. Konuşuyoruz da zaten, ama göreve geldiğimiz zaman bunları yapma sözüyle geliyoruz. Eğer ihracat diyecekse birileri, ezberden konuşulmaz bu. Ne üzerinden yapacağınızı anlatmak zorundasınız. Siz Yeşilat tüzüğünü konuşabilir misiniz? Siz Avrupa Birliği ile Avrupa ülkelerine ihracatı konuşabilir misiniz? Neyi konuştunuz ki Avrupa Birliği ile? Pandeminin içinde güneye dünya kadar yardım gelmişken işletmelere bize ne geldiğinin farkında mısınız acaba? 1500 euro geldi diye benim esnafımın ne kadar sevindiğini, ama güneye gelen paraya kıyasla o 1500 liranın çerez parası olduğunun farkında mısınız acaba? Hayır, çünkü sizin derdiniz saray önüne hapsolup saray önünde sürekli ne olacağım kaygısıyla yaşamak. Bunun için Cumhuriyetçi Türk Partisi diyor ki daha fazla kapıda açacağız. BAF kapısını ve MAUSA kapısını da açacağız. E nasıl yapacaksınız? E işte dedik ya, yaptık, yine yapacağız. Nerede yaptık? Bu ülkede her bir yurttaş hatırlar. Yaşı yeten her bir yurttaş hatırlar. Lokmacı kapısını açarken neler çektiğini Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bilir herkes. Ama lokmacı kapısını açtık. Lokmacı kapısının açılması şu anda KKTC'ye bir old town kazandırdı. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi eski kent kazandırdı. Arasta neredeydi? Lokmacı'dan sonra nerededir? Hepinize hatırlatmak isterim. 2018'in ortasında döviz patladığında müteahhitler biz ihalelere teklif atmayız dediğinde o koşullarda adeta çadırlarla Aplıç kapısını, Derinya kapısını açtığımızı herkes hatırlar. Derinya kapısı açılmasaydı MAUSA ekonomisi şu anda ne durumda olurdu? Gidin MAUSA'lılara sorun. Onun için bunları açtık. Evet, biz MAUSA kapısını da BAF kapısını da açarız iddiasıyla geliyoruz. Çünkü biz açma taraftarıyız. Dünyaya açma taraftarıyız. Halkımızı uluslararası hukukla, dünyayla buluşturmak gaylesindeyiz. Saray önüne kapatma
ve burada kendi statükomuzu sürdürme derdinde olan zihniyetten değiliz de ondan. Peki dış kaynağa ihtiyacımız var mı? Tabii ki var. Her ülkenin dış kaynağa ihtiyacı var. O yüzden Türkiye ile imzalanacak protokollerde söylediğimiz şey net. Yapabileceğimizi, yapacağımızı yazarız, yazdığımızı yaparız. Ama bu yazacaklarımız da hazırlayacağımız uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planında belirlenen politikalardır. Bunları yaparız ve kaynakları o şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktarırız. Ama sadece Türkiye'ye gelecek kaynak değil. Avrupa Birliği'nden gelecek kaynak son derece önemli. Bizim ikinci kaynak kapımız. Pandeminin ortasında bile hala senede 30 milyon euro bize gelecek. Ama güneye, oradaki işletmelere yağmur gibi para yağacak pandemi dolayısıyla kabul etmeyiz. Yeşil enerjiye geçilecek, Green Deal, yeşil mutabakat denilecek, güneye elektrik için, yeşil enerji için yardım gelecek, dünya kadar para gelecek, kuzeye gelmeyecek. Kabul etmeyiz. Peki kabul etmezsiniz de hiç böyle bir şey oldu mu? Mesela Kıbrıs'taki Avrupa Birliği finansmanıyla bir şey yapabildiniz mi? Yaptık. Skala sistemini Kıbrıs'taki biz AB finansmanıyla kurduk. Dolayısıyla yaptık yine yaparız derken bir laf değil ortaya attığınız. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha iyisini yaparız. Çünkü artık o tecrübeyle ve o diplomatik ilişkilerle yolda yürümeye devam ediyoruz. Ama burada şunun altını kalın bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bütün bunları nasıl yaparız? Nasıl yeşil hat tüzüğünün kapsamını genişletiriz? Nasıl mali yardım tüzüğü çerçevesinde gelen kaynağı artırırız? Nasıl olur da yeşil enerjiyi kuzeye de taşıyacak finansmanı buraya aktarırız? Çok net söylediğimiz bir şey var. Doğru zemine basarak bunu yaparız. Ve doğru zemin de iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon çözüm modelidir. Bu doğru zemine basarak siz uluslararası alanda bu ilişkileri kurabilirsiniz. Yoksa bunun dışında bir zeminden bahsediyorsanız aslında Kıbrıs Türk halkını yalnızlaştırmaktan, saray önüne hapsetmekten başka da hiçbir şey yapmazsınız. Peki nasıl olacak da gençlerimizi daha kolay istihdam edebilecek duruma geleceğiz? Özel sektörde vereceğimiz destekleri söyledim ama kamuda yaşanan bazı şeyler var arkadaşlar. Bunları da net olarak ortaya koymak lazım. Sonuna doğru geliyorum. Çok vaktinizi aldım biliyorum ama toparlamak için vakte biraz daha ihtiyacım var. CTP çıktı ve dedi ki biz 3 yıl içerisinde kamu okullarında tam gün eğitime geçeceğiz. Bu